Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda telefonla ilgili ilginç bilgileri derledim. Hadi hemen başlayalım. Telefon aracılığıyla iletilen ilk cümle şuydu. Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum. Söyleyen tabii ki telefonun mucidi olan Alexander Graham Bell. Bay Watson dediyse asistanı Thomas Watson. Tarih 10 Mart 1876. Telefonu açtığımızda neden alo diyoruz? İnternette dolaşan bir hikayeye göre Alexander Graham Bell'in Alessandra Lolita Osvaldo adında bir sevgilisi vardı. Alo da işte bu kadının baş harflerinden geliyor. İnanmayın arkadaşlar, Graham Bell evliydi ve karısının adı Mabel Gardiner Hubbard'tı. Graham Bell'in önerdiği telefon açılış kelimesi gemilerde kullanılan ahaydı. Ama o tutmadı. Yakından tanıdığımız bir diğer mucit Thomas Edison başka bir kelime önerdi. Hello, yani merhaba. Herkes kısa sürede bunu benimsedi. Peki biz neden alo diyoruz? Çünkü İngilizce konuşulan ülkelerde telefonu hello diyerek açıyorlar. Biz de bunu muhtemelen taklit etmişiz. Hello olmuş alo. Dünyanın pek çok yerinde telefonun açılış cümlesi hello'nun türevleridir. İtalyanlarsa pronto der. Bu da hazır demek. Telefonda neden böyle dediklerini İtalyanlar da bilmiyor. Bir şekilde alışkanlık olmuş işte. İlk cep telefonuyla aramayı 1973 yılında Motorola'da çalışan bir mucit yaptı. Martin Cooper. Her ne kadar cep telefonunu bulan kişi olmasa da katkılarından ötürü cep telefonunun babası olarak kabul ediliyor. 1983 yılında Amerika'da piyasaya çıkan cep telefonlarının fiyatı 4000 dolardı. Yani yaklaşık 10.000 Türk lirası. IBM firması 1993 yılında ilk dokunmatik ekranlı telefonu üretti. Hatta içinde e-mail programı bile vardı. İlk fotoğraf makineli cep telefonu Japon Sharp firması tarafından üretildi. JSH-04 adındaki model 1 Kasım 2000'de piyasaya çıktı. Şu an cebinizde olan akıllı telefon Ay'a insanları ilk kez götüren Apollo 11'in bilgisayarından daha iyi bir bilgisayar. Cep telefonunun tuşlarında umumi tuvaletten 18 kat daha fazla bakteri olduğu tespit edilmiş. Bu da demek oluyor ki ellerimizi daha sık yıkayalım arkadaşlar. Akıllı telefonların arkasında 250 bin farklı kişiye veya kuruma ait patent var. Her biri için ayrı ücret ödenmiş yahut ödeniyor. Meksika'daki uyuşturucu örgütleri telefon teknisyenlerini kaçırıp kendi aralarında konuşacakları, yani o örgüte özel cep telefonu ağları yaptırıyorlar. Uçakta cep telefonu kullanmanın aslında uçuşa bir zararı yok. Ancak yüksekte ve hareket halinde olduğumuz için telefonun gönderdiği sinyaller pek çok baz istasyonunu meşgul ediyor. Bu nedenle diğer aramalar bloke olabileceği için uçaklarda telefonla konuşmaya izin verilmiyor. 2011 yılında Norveç'te bir çocuk etrafını saran kurtları telefonundan çaldığı Megadeth şarkısıyla kaçırdı. Bilmeyenler için bu bir heavy metal grubu. Dünyadaki toplam cep telefonu sayısı 4,5 milyar. Bunların 1 milyar 750 milyonu akıllı telefon. iPhone satışları olağanüstü seviyelerde olsa da aslında dünyadaki telefonların %88'i iPhone değil. Yani asıl kral olan Android. Bir videonun daha sonuna geldik. Kardeş kanalımız Grafi 2000'i takip ediyor musunuz? Tam şuraya tıklayarak birbirinden güzel animasyonları izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.